Arkadaşlar ben Mikael Pikulski, Linux administratörlük derslerine devam ediyoruz. Ben birkaç videonun öncesinde sizlere Linux Foundation'ın orijinal dokümanlarından da çalışacağımızı söylemiştim. Telif haklarından dolayı bu dokümanları ben şu an ekrana getiremiyorum. Ama içeriğinde şu an laboratuvar dersleri denilen kısımları var. Onlardan ne yaptıysak şu an eski ben şeylerin PDF'lerimi karıştırırken birkaçını buldum. İlerleyen zamanda da yine orijinal PDF'lerde ne varsa hangi uygulamalar yapıldıysa sizlerle paylaşacağım. Bunları sizlerle beraber yapacağız burada adım adım. Yani tamamen orijinal bir şekilde bir eğitim almanızı sağlayacağım burada. Şimdi en son konumuz kullanıcı ayarlarıydı. Bunun hakkında bir iki tane düzenlemesi var. Bir iki tane egzersizi var. Bunları adım adım sizlerle beraber bir yapalım. Bir deneyelim. Şimdi öncelikle bizden belli başlı şeyler istiyor. Onlara bakacağız. Aslında daha öncesinde yaptık ama dediğim gibi orijinal eğitimlerden de devam etmek istediğim için onlarla şimdi sizle beraber tekrar yapacağız. Açalım. Evet. İlk önce bizden kullanıcılar için şöyle bir şey istiyor. ETC password ve ETC shadow dosyalarını karşılaştırın diyor. Hemen bir yapalım. O zaman sudo nano diyorum. Cat'le de çıkarabiliriz gerçi. İçini değiştirmeyeceğimiz için cat desek ya nano diyelim. Önemli değil ya. Takılmayın buralara. Bu yazacağımız şeyleri siz de kendiniz deneyin. Şöyle bir karşılaştırın. Hani ben böyle bir hızlıca geçeceğim. Ama siz de yapın tabii. Şimdi diğer tarafta da sudo nano etc shadow kısmını karşılaştır diyor. Evet. Şimdi buradan baktığımız zaman shadow'un içinde buradaki password'den farklı birkaç tane şeyimiz var. Mesela password kısmında kullanılan 5 tipini de gösteriyor. Mesela no login var burada. Giriş olmayan tiptir bu. Root'un 5 kullandığını gösteriyor. Burada şifre hakkında bir bilgimiz yok. Ama buradakine baktığımız zaman hashlenmiş bir şifre olduğunu görebiliriz. Burada genellikle bizim grup hakkında pek bir bilgimiz yok. Bu daha çok bir şifre dosyasıdır. Password'da baktığımız zaman hani ismi düşünüldüğü zaman hani ETC password'un içinde şifrenin olmasını beklersiniz. Ama öyle değil. Shadow'un içinde, gölge klasörüsünün içinde. Burada ama bizim mesela grup hakkında bilgilerimiz var. Yine aşağıya şöyle bir inelim. Kendi kullanıcılarımızı görelim. Burada mesela Saizo var. Ayşe34 var. Aynısının aşağıda da olduğunu göreceksiniz. Burada da Size ve Ayşe34 olarak iki tane kullanıcı var. Yine burada hashlenmiş şifrelerinin olduğunu göreceksiniz. Buradaysa şifre hakkında bir bilgimiz yok. Ufak bir karşılaştırma yaptık. Şimdi diyor ki bize şuradan çıkışımızı yapıyorum. Şuradan da yapıyorum. Bir tane user 1 adında kullanıcı oluşturun diyor. Hemen oluşturalım. Bunu ne yapıyoruz? User add komutuyla yapacağız. Hemen oluşturalım. Sudo user add user bir adına bir kullanıcı oluştur dedi. Daha sonrasında buna SSH'dan bağlanmaya çalışın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kendi terminalimizin üstünde SSH deyip user bir add local host diyorum. Local host yerel host anlamına geliyor. Kendi bilgisayarınız anlamına geliyor. Enter'a bastığımız zaman yes diye cevap veriyorum. Şifreyi istiyor. Burada biz bir şifre belirlemediğimiz için mesela kendi şifremi yazayım vesaire hata alacağız. Böyle bir bağlantıyı yapamayacağız. Çünkü şu an bizim user 1'de şifremiz yok.
Daha sonrasında eğer SSH aktif değil ise aktifleştirin diyor. Aktifleştirmek isteseydik şöyle bir şey yapabilirdik. Sudo servis SSH, bu bir daemon olduğu için D diyoruz. Restart ya da start diyebilirsiniz. Şöyle restart dediğim zaman yeniden başlatır. Diğer bir yöntem ise sudo system control restart SSH D nokta servis. Şimdi iki tane farklı çeşit var. Servisleri başlatmak, daemon servislerini başlatmak için. Biri sistem kontrol, biri de direkt servis yazmak. Distro'dan distro'ya bu farklılıklar olabiliyor. Yani bazı distrolar servisi kabul etmez, sistem kontrolü kabul eder. Bazıları sistem kontrolü kabul etmez, servisi kabul eder. Dediğim gibi bu distro'dan distro'ya değişiyor. Ubuntu şu an ikisini de kabul ediyor. Daha sonrasında diyor ki kullanıcı 1'e bir tane şifre ataması yapalım. Bunu yapmadan önce ben bunu kendim ekliyorum. Diyorum ki buradaki nano etc password'ın etc shadow'u bir daha yazalım. Şöyle clear diyorum. Yukarı çıkıyorum. Shadow'a bakalım. Bir de şurayı temizleyeyim. Etc password'a bakalım. Şimdi şuradan aşağı inelim. Bizim aşağıda user 1'imiz olması lazım. Bakın burada çıktı. Aynısını aşağı iniyorum. Buraya baktığımız zaman. Şimdi normalde burada ilk iki nokta üst üsteden sonra bizim hashlenmiş şifremiz var. User 1'de şu an ünlem var. Şuraya karşılaştırdığımız zaman burada değişik bir şey yok. Yani tüm bilgiler, bash bilgisi, home klasör bilgisi falan burada mevcut. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Şöyle bir home'a bakalım. CD home diyorum. Ve burada bir home klasörümüz yok. Ama etc password'a baktığımız zaman burada var gibiymiş gösteriyor. Home user 1. Bunu aktifleştirme, deaktifleştirme olayı için burada başta gözüküyor. Yani sonradan aktif edebiliriz bunu. Yine user mod ya da user add ile. Bir şifre atalım. Sudo passwd diyorum ve user 1 yapıyorum bunu. Buraya bir tane şifre atama yapmamızı istiyor. Hangi şifreyi kullanmamızı istiyormuş? User 1 pw. Hemen yapalım. User 1 pw yaptım. Buraya da user 1 pw yaptım. İşlemimiz bitti. Şimdi şöyle bir cd diyorum. Tekrardan şu etc password'a bakmak istiyorum. Aşağı indiğimiz zaman burada bir değişim yok. Buradakine bakalım. Etc shadow'un içine giriyorum, bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi ünlem gitti. Onun yerine bizim hashlenmiş şifremiz geldi. Buradan çıktım, buradan çıktım. Nano'dan Ctrl X tuşlarıyla çıkabilirsiniz. Daha sonrasında buraya bakmak için bir başka şekilde bir örnek vermiş. O da şu. Sudo grep user 1 bilgisi olan kısımları çek anlamına. Bu kısım çek anlamına geliyor. Yani çıktıdan bu sırada tanımladığınız şeyin içeriği olan bilgileri çek anlamına geliyor. Buradan direkt etc shadow diyoruz ve etc password'un passwd'sini koyuyoruz. İki tane farklı satır çıkarıyor bize. Burada diyor ki etc password'un içinde şu varmış. Bunun içinde şu varmış. Bu grep komutunu kullanmayı güzel bilmelisiniz. Çünkü yeri gelecek log araması yapacaksınız. Atıyorum belli bir kullanıcı hakkında bilgi istiyorsunuz. Log verilerini bir açıyorsunuz. 10.000 satır. Haydi buyur. Ne yaparsınız? Grep komutunu kullanarak da burada çıktıları azaltabilirsiniz.
Ondan sonra bizden bir de bir tane user add komutunu incelememizi istiyor. Bunun için bizim cd etc'nin içinde cd slash etc'nin içinde defaults diye bir dosyamız var. Şuradaki dosya. Bunun içine giriyoruz. Bir ls daha yapıyorum ve burada benim user add komutum var. Yani biz user add yazdığımız zaman aslında etc'nin içinde bunu alıyor, çekiyor. İçeriğine bir bakalım. Cat ile bakıyorum. User add diyorum. Enter'a bastığım zaman bu bizim sistemsel yapı dosyamızdır. Yani burada şu an her şey hashlenmiş durumda neredeyse. Sadece standart olarak shell bin shell'e atıyor. Şimdi biz mesela default olarak yani standart olarak home cluster'ı oluşturmasını isteseydik buradaki hashtag'leri kaldırabiliriz. Ya da standart olarak her user add komutunu kullandığımızda bir süreç geçsin dersek buradaki hashtag'i kaldırabiliriz. İskelet dosya için gene aynı şekilde. Daha sonrasında etc'nin içinde login defs diye bir şey var. Defaults dosyası var. Onu incelememizi istiyorlar. Onu da yapalım. Buradan cat diyorum. Login nokta devs. Burada login kullanıcı ayarlarımız mevcuttur. Bu kısmını size bırakıyorum. Şöyle biraz gezinin. İşte switch username su diyor. Komut mesela değiştirebilirsiniz. Tavsiye etmiyorum. Ama yapılabilir. İşte standart e-mail eğer mesela bir SMTP server kurarsanız maillerin nereye düşeceğini gösteriyor. Vesaire vesaire. Burayı biraz incelemeniz gerekiyor. Çok aman aman önemli bir yer olduğunu düşünmüyorum ben. Daha sonrasında bir tane daha kullanıcı oluşturmamızı istiyor. User 2. Bunun için öncelikle bin diyorum. ls diyorum. Burada kontrol etmek istiyorum. Bakıyorum şu an acaba var mı yok mu? Yani K shell'inden bir tane oluşturun demiş. Öyle bir shell'imiz yok. C shell'inden de yok. Yani burada aslında başka bir shell'den kullanıcı oluşturmamızı istiyor. Z shell'ini yükleyip onunla bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Çok gene dediğim gibi önemli değil. Ondan sonra şu etc shadow'undan password içerisindeki farklılığa bakın. Bunu hatırlatma amacıyla bir daha söyleyeyim. User add tire s diyoruz. Ondan sonra bin mesela zış diyeceğiz. Z shell'inden bir kullanıcı olmasını istiyorsun. Şu an bizde hazırda yok. Bu yüzden geçiyorum. Evet. İlk egzersizimiz buydu. Diğerinde de bizlerden ne istiyormuş? Evet, açılıyor. Bir tane shell açmanızı istiyor. Bunları tek tek deneyelim bakalım ne olacak. Evet. Kısıtlanmış bir shell açın diyor. Ondan sonra normal standart fonksiyonları denemeye çalışın diyor. Daha sonrasında kısıtlanmış bir kullanıcı oluşturun diyor. Tamam. Yapalım. Öncelikle bir kısıtlanmış shell açmaya çalışalım. Kısıtlanmış shell demek restricted yani kısıtlanmış anlamına geliyor. Basit bir işlem. Aslında 5 yazıyorsunuz ya da zış yazıp tire r attığınız zaman restricted olarak bir shell açması gerekiyor. Daha sonrasında cd mesela home yaptığımız zaman artık bunun kısıtlı bir bilgi olarak oluştuğunu gösteriyor. Başka ne yapabiliriz? Mesela path ataması yapabiliriz. İşte yol eklemesi eşittir. Mesela temporary'nin içine
Sadece okunabilir hakkınız var. Yani PAL hakkında bir değişiklik yapma olayımız yok. Exit dediğim zaman çıkış yapmıyor. Normalde şurada mesela diyelim. Exit dediğim anda shell kapanıyor. Burada kapanmadı. Sebebi bizim şuradaki R parametremiz. Bu kısıtlanmış bir shell oluşturmanızı sağlar. Yani bunu göstermiş. Daha sonrasında bir tane kısıtlanmış kullanıcı oluşturmamızı istiyor. Şöyle bir şey yapmış. 5'in kopyasını oluşturuyoruz. Elenden link oluşturuyoruz. 1005 diyorum. Bu bizim normal standart 5'imiz. Bunun restricted versiyonunu, yani ulaşımı olmayan versiyonuymuş gibi düşünün. R5 yapıyorum bu yüzden. Fail to create hard link R5 file exist diyor. Zaten mevcut diyor. Güzel. O zaman bir tane kullanıcı oluşturalım. Sudo user add diyorum. Shell'ini restricted olarak ayarlıyorum. R5 diyorum. Ve buna da user 2 adını veriyorum. Şimdi buna bir şifre verelim. Sudo passwd user 2 diyorum. Buna da user 2 pw yapıyorum. User 2 pw yapıyorum. Şifremiz güncellendi. Şimdi bu kullanıcıya geçiş yapacağız. Bunun için sudo su user 2 diyebiliriz. Direkt geçti. Bunun sebebi benim şu an sudo komutunu kullanmam. Şöyle bir çıkış yapalım. Eğer sudosuz yaparsam user 2 benden şifre isteyecektir. User 2 pw demem lazım. Arada bir fark var, gördünüz mü? Burada yeşil. Diğerinde değil. Çıkış yapıyorum. Su Ayşe 34 yapıyorum. Ayşe.hanim 1 yapmıştık. Burada da renkli. Diğerinde değil ama. Gene bir değişiklik yapalım. User 2 şifremiz neydi? User 2 pw. Yani sudo komutuyla istediğiniz, bu arada kullanıcının şifresini değiştirmeden root şifresiyle geçiş yapabilirsiniz. Çünkü yöneticinin diğer kullanıcıların adına böyle giriş yetkisi var. Evet, buraya da geçtik. Aradaki farkı görüyor. Şimdi normal bir şekilde cd komutuyla bir temporary ya da tmp dosyasına girmeye çalışalım. Giremiyoruz. Root'a girmeye çalışalım. Giremiyoruz. Başka ne yapalım? Başka. etc'yi deneyelim. Böylelikle sadece herhangi bir şekilde çıkamıyorum. cd diyorum. Komut da yapamıyorum. Başka. Bir tane bir şey oluşturmaya çalışalım. Touch dosya diyeyim. Test 1 diyelim. Hiçbir şeye iznimiz yok. Home user 2'miz olmadığı için buraya da geçemiyoruz. cd komutunu da kullanamıyoruz. Herhangi bir şekilde olmuyor. Şimdi bundan bir çıkış yapalım diyor. En sonunda gereksiz kullanıcıyı silin diyor. User del tire re, buna gerek yok ama böyle bir şey kullanmış. User 2 diyelim. Password for Ayşe 34. Ayşe 34 olarak girdik değil mi? Ayşe Hanim bir şifreye izin vermeyecektir. Switch user diyorum. Sizeo'ya geçeyim. Yani aradaki farkı da şöyle görebilirsiniz. Ayşe 34'ün başka hakları var mesela. Ctrl C diyeyim. Atıyorum. Touch diyeyim. Test 1 diyorum. Pardon, önce kendi benim klasörümde oluşturamadı. Home size'ın içinde oluşturamıyor. Burada touch test 1 kendi klasöründe ls diyelim. Test 1 dosyası oluşuyor.
Ama ben başka bir kullanıcının home klasöründe yapamıyor. Şimdi su diyorum size o'ya geçiyorum. Kod dünyam nokta bir. Şu gereksiz kullanıcıyı silelim. Sudo user del diyorum. Tire re user 2. Not found diyor. User 2 sudo user del user 2 diyelim. Zaten evet home klasörleri falan olmadığı için bir şey bulunamadı diyor. Ama silme işlemini yapmış. Şöyle bir şey yapalım. Sudo diyorum. Cat etc'nin içindeki shadow'a bakalım. Burada baktığımız zaman artık bir user 2 olmadığını görebilirsiniz. Evet. Son olarak da üçüncü grup çalışması değil. Laboratuvar çalışması grup hakkında buradan sıfırdan başlayalım. 20 dakika olmuş. Hızlıca burayı da bitirelim. Diyor ki iki tane kullanıcı oluştur. Ve daha sonra önce soruyu okuyayım. Daha sonrasında iki tane grup oluştur. Biri arkadaşlar, biri de patronlar diye iki tane grup oluştur. Patronlar grubunu 490 grup ID'si ile oluştur. Daha sonrasında ETC'deki grup dosyasını inceleyiniz diyor. İlk oluşturduğunuz kullanıcı ikisine de ekleyin. İki gruba da ekleyin. İkinci oluşturduğunuz kullanıcıyı sadece arkadaşlara ekleyin. Ve sonra ETC grup içindeki değişikliği gözlemleyin. İlk oluşturduğunuz kullanıcıya girin. Herhangi bir dosya oluşturmaya çalışın ve daha sonrasında bu oluşturduğunuz dosyanın izin haklarını sadece patronlar olarak ayarlayın. Bunun için Change Group fonksiyonu kullanacağız. Bilginiz olsun. Daha sonrasında diyor ki ikinci kişi olarak, ikinci oluşturduğunuz kullanıcı olarak giriş yapın diyor. Daha sonra ilk oluşturduğunuz kullanıcıdaki dosyanın, hani yetkiyi sadece patronlar olarak vermiştiniz. Fakat bu ikinci kullanıcı arkadaşlar dosyasında. Diyor ki girin o dosyaya ve bir dosya oluşturmaya çalışın diyor. Bunu yapabiliyor musunuz? Kontrol edin diyor. Sonrasında izinleri inceleyin. İzinleri incelemek için ne yapıyorduk? Neydi? Change mod değil, ls mod diyoruz. Şaka yaptım. ls-l'yle bakabilirsiniz. değiştirmek için de change modu kullanıyoruz. Bir an benim de beynim durdu. Yalan söylemek gibi olmasın. daha sonrasında ikinci oluşturduğunuz kullanıcıyı patronlar grubuna alın. Ve ondan sonra bir daha bir dosya oluşturmaya çalışın. Bakın bir dosya oluşturabiliyor musunuz diye soruyor. Evet. 24 dakika olmuş. Bence gayet makul. Bu yüzden son anlattığımı ödev olarak bırakıyorum size. Biraz da siz deneme yapın. Zaten komutu da söylemiştim. Change group. Şimdi yapmanız gereken gene buraya sıralayalım. İki kullanıcı oluştur. İki grup oluştur. Birincisi iki gruba da ikincisi ilk gruba. Daha sonrasında birincisiyle sadece ikinci grubun izni olan bir dosya açın. Diğeriyle de oraya bir şeyler eklemeye çalışın. Hata alacaksınız. Çünkü ikinci oluşturduğunuz kullanıcı ikinci grupta olmadığı için olmayacaktır. Yoksa da videoyu biraz geri sarın, bir daha dinleyin. Sıradaki derste görüşürüz.